Hans, sünger gibisin be oğlum. Biraz yavaş iç. Ben bir oturuşta 21 ya içeyim. 21 ayı dedem de içer. Sıkırsa 20 dublör akı iç bakayım. Onu da içerim. İçemezsin. İçerim. Oh, daha geldi en ayı. Var mısın iddiaya? İçemezsen 500 euronu alırım. Ya, okey. Doktor bey, yaşayacak mıyım ben? Şimdilik evet. Ama bu göbekle fazla uzun yaşayamazsın. Erit biraz. Madem işiniz bitti, ben sizi yolcu edeyim. Henüz işim bitmedi. Tesisi kontrol edeceğim. Tesisimiz gayet inceliktir doktor bey. Hayır değil. Bakın, elemanınızın göbeğinden çıkan pamukçukla iki makara iplik yapılır. Yıkanmıyor mu bunlar? Yıkanmaz olurlar mı efendim? Ben her gün onları ozonlu suya basıyorum, iki suda duruluyorum. Bu göbek ne peki? Çukurova gibi. Doktor bey, denize girmemize izin vermiyor. Ondandır bu pamuklar. Sensiz dombili baykuşa sen. Kadir, hamam böcekleri mutfaktan sonra şimdi odamıza geldi, haberin olsun. Hamam böceği mi? Kakalak diyoruz efendim. Kadir bey, bizim bu sıcak su için sıcak su duasına falan mı çıkmamız gerekiyor? Siz musluğu açıp bekleyin, o mutlaka gelir Numan bey. Gelmiyor kardeşim, gelmiyor. Kaç gündür musluk açık bekliyorum. Ben beklemekten yıldım, su hala ılamadı. Sıcak su da mı yok? Var doktor, var doktor bey de borular biraz şey. Mutfaktan başlıyor. Hadi bakalım Hans Efendi. Sağ baştan içmeye başla. Bunlar hepsi bu mu içecek? Ya ya. Kein problem. İçerim ben. Ya şu 500 lira şuraya koy da. Sonra yok ben sarhoş oldum. Yok ben hatırlamıyorum falan filan olmasın kardeşim. Tesisimizde temizliğe çok önem veririz doktor bey. Bir dakika. Nereye? Ben şey mutfağa şey diyecektim de gösterecektim de. Siz bu bıyıklarla mutfağa mı giriyorsunuz? Bıyıklarımın nesi varmış? Bıyıklarınız çok uzun. Uzun bıyıklar mikrop yuvasıdır. Steril olmaz. Çok doğru söylüyorsunuz doktor bey. Ayrına bulaşıyor, çorbaya bulaşıyor. Ne yese bulaşıyor. Hurya! Bu bıyıklarla mutfağa girmeniz turizme vurulacak en büyük darbedir. Bir turist yemekten mikrop kapılırsa ne olur? Ölmez efendim, abartmayın siz de yani. Bu bıyıklar kesilecek. Sterilizasyon sağlanacak. Yoksa mühürlerim burayı. Görüyorsun Kadir, tıp bile istemiyor bıyıklarını. Adamın derdi bıyık değil oğlu ya. Adam zorluk çıkartıp açık açık rüşvet istiyor. Ama önemli değil, ben hallederim. Sevgili likidite kaynağım Samim bey. Bana bu Perun hesabını vereceksin Samim. Peruk işte Kamile. İş toplantılarında falan takıyorum. Öyleydi de ben niye daha önce görmedim? Demek ki buraya gelirken aldın. Demek ki buraya bir kadınla geldin. O yüzden odanda peruk var. Hayatım kadın falan yok. Niçin bana inanmıyorsun? Samim Bey. İki dakikanızı istirham edebilir miyim efendim? Hayatım sen git, hemen geliyorum. Evet. Samim Bey, biliyorsunuz bilgi çağında yaşıyoruz. Aa, yeter ama kardeşim. Ben bilgi çağında yaşamıyorum. Ben orta çağda yaşıyorum. İyi de herkese yüksek miktarda ödeme yapıyor musunuz? Ben karnınızı aldattığınızı bu kadar ucuz fiyata saklamak zorunda mıyım? Benim başım kel mi? Bırakın istasını Sans Bey. Nein. Kusurumuz var mı?
Tespitlerime göre bu mutfağı kadın eli değmiş. O kadın benim. Ama hamam böceği eli de değmiş. Merak etmeyin, hallederiz doktor bey. Bu tesiste sağlıksız koşullarda turizm yapılıyor. Hallederiz dedik ya doktor bey. Bu çek ne? Yeteri kadar steril bir miktar değil mi doktor bey? Artık Kadir Bey Research Hotel'le sağlık ocağı arasındaki ilişkiler bundan sonra daha sıcak olacak kanaatindeyim. Kamu görevlisine rüşvet teklif etmek ha? Lütfen bu çeki görmemiş olun doktor bey, lütfen. Tuvaletleri göreyim. Adam manyak derecede idealist Hulya. Beğenmediği parayı görüyor musun? Sen olsan bu paraya ruhunu satardın değil mi Kadir? Aşk olsun Hulya. Ben o paraya ruhumu ancak kiraya veririm. Hadi Hans, dayanın az kaldı. Gaz vermesene be Stolun. Ortada 500 lira var. Rakı güzel, şiş kebap güzel. Yine gelecek ben. Kadir, ben Ayvalık'a gidiyorum Ceren'i almaya. Yarın sabah dönerim, tamam mı? Tamam. Bak, geldiğim zaman bu doktor gitmiş, Bolu'da aşçı da gelmiş olacak, tamam mı? Tamam. Steril değil. Bu tuvaletler steril değil. Aman doktor bey, tuvaletlerimiz tertemizdir. Bakın, badanası bile şekilli mekilli. Balıklı malıklı, pırıl mırıl yani. Bu tuvaletlerle turizm yapılamaz. Zaten burası personel tuvaleti doktor bey. Biz buraya turistik atık kabul edemiyoruz. Üzerinde yazıyor mu personel tuvaleti diye? 10 duble. Hans, 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 Hans. Hayır be, hayır. Hans, ne oldu? Adı mı lan bu? Kendine gel. Hans. Ya bir turist gelir bu klozete oturursa, ya hastalık kaparsa, ya ölürse? Yapmayın doktor bey, ne ölmesi ya? Zaten bir tane Alman turistimiz var, o da maşallah turp gibi. Ya kalbi atmıyor mu? Yapma ya, öldü mü yani? Öyle galiba. Neyse, barınızı görebilir miyim? Görebilirsiniz tabii. Geçenlerde bir otelde kaçak rakı çıktı. Bakalım sizdeki nasıl? Buyurun, bara geçelim. Yaman. Hansel. Ne diyorsun sen? Ne Hansel diyor? Oldu işte. 20 duble rakı içti, alkol komasından öldü. Saçmalama. Hans ölürse Kadir Bey Resort da ölür. O zaman Kadir Bey Resort öldü. Yapma. Hans nerede? Barda. Barda mı? Doktor. Doktordan önce gidelim. Koş öbür taraftan koş. Koş Rafi. Koş. Koş Rafi. Kaldır. Kaldır bunu ayağa. Doktor bir tane geliyor. Kaldır. Ne yapıyorsunuz siz ya? Hans ölmemiş gibi göstermeliyiz. Niye? Niyesi var mı kardeşim? Doktor burada bir ölü görürse sağlıksız mağlıksız diye mühürü basar kapıya. Patron gözlerini kapalı. Gözleri kapalı. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı süreriz biz de. Tutun. Tutun düşmesi. Hah burada. Yapıştırıcı. Hah, doktor geliyor, tutun. Bir miktar rakı alayım. Rakı? Tabii. Naci Bey, doktor beye bir duble rakı getirin çabuk. Şey de yapın, peynir, kavun, karpuz falan da kesin. Aleme gelmedik. Tadımlık istiyorum. Tabii. Naci Bey, tadımlık olsun. Bu bey rahatsız mı? Evet, biraz halsiz. Hadi Rafi Bey, Hans Bey'i odasına istirahat etmeye götürelim. Tamam Kadir Bey. Rafi Bey, Hans Bey'in de sevdiği gibi halay çekerek gidiyoruz, tamam mı? Tamam hadi. Kadir Bey. Halay mı? Evet, bir düğünde görmüş, çok beğenmiş. Harika bir ulaşım aracı der durur. Keşke Almanya'da olsa da biz de çeksek diye. Bir dakika. Bu bey bana hiç sağlıklı görünmüyor. Kendisini muayene etmek istiyor. Kendisi istirahat etmek istiyor. Hadi Rafi gidelim. Hayır, muayenede ısrarlıyım. Mr. Hans, hello. I am Dr. Musa. Şey, kendisi sağ harbedisizdir, size cevap veremez. Lütfen yatır mısın şuraya? Ne olacak ki yatırımcı? Muayene edeceğim. Belki muayene olmak istemiyor. Soralım bakalım istiyor mu? Hans Bey, muayene olmak istiyor musunuz? Gördünüz mü? Hayır diyor.
Hani sığardı? Nasıl anlıyor sizi? Bazen içine doyuyor. Hadi hadi odaya. Şöyle ben de katılayım. Hadi. Bir alay çekelim. Malatya yaparız, tamam mı? Tamam. Son, iki, üç. Malatya, Malatya, ılır Malatya. Durun! Durun, durun. Ben salak değilim, burada garip şeyler oluyor. Vallahi ben de aynı şeyi söyleyecektim ya. Hansa ne oldu, öldü mü? Müsaade eder misiniz? Kalbini dinleyeceğim. Neden? Neden? Yaşayıp yaşamadığını anlamak için. Tamam. Kendisine soralım bakalım. Hans, yaşıyor musun kardeşim? Aa, bak yaşıyormuş, gördün mü? Hadi arkadaşlar, halaya devam. Son, iki, üç. Malatya, Malatya, bulunmaz eşeğim. Durun, durun. Ben de geliyorum. Bayılırım halaya. Hadi tamam, gel. Hayda. Malatya, Malatya, bulunmaz eşeğim. Kıpırdamayın. Burayı mühürlememi istemiyorsanız onu bırakırsınız. Eğer yaşıyorsa ayakta kalır ve yırtarsınız. Ama yaşam bulsa sizi Türk turizminden silerim. Hans, Hans, hadi oğlum. Kadir Bey Resort'un ayakta durması senin ayakta durmana bağlı, hadi. Hadi sen yapabilirsin Hans. Hadi söz veriyorum, 500 lirayı almayacağım, hadi. Hadi, hadi Hans, hadi. Bırakın. Sen bittin Kadir Bey. Ya, Türkiye çok güzel. Gene gidecek ben. Hans, canım kardeşim. Doktor Bey, size güle güle. Ah.